özel bölümlerinden bir tanesi Tarihi Hamam'ın önündeyiz. Evet. Burası söylediğiniz gibi özel bir bölüm aslında. Dikkat ederseniz bedestenle hamam yan yana. Ve hamamın iki girişi var. İki tane de ana kubbesi var. Bize bu şunu gösteriyor. Burası bir çifte hamam. Çifte hamam ne demek? Hem kadınlara mahsus hem de erkeklere mahsus bölümü var. Erkeklere mahsus bölümünün girişi bedestene açılıyor. Ama kadınlara mahsus bölümün girişi ise daha mahrem bir alana, yani kadınların o mahremiyetini korumak için sokak arasına açılıyor. Bu yönüyle de bu hamam çifte hamam özelliği taşıyor. İki kubbesiyle ve inşasıyla çok eşsiz bir eser. Hamamın tabii gelirleri var. Çok yoğun olarak kullanıldığı için hamamdan elde edilen gelirlerde biraz önce ifade ettiğimiz gibi diğer eserlerin inşasında, tamirinde, bakımında kullanılıyor. Uzun yıllar atıl vaziyette kalan hamam Cumhuriyet döneminde yenilendi, restore edildi. Burada yaşayan insanlar da hamamı her yönüyle kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Efendim arkamızda hemen biberlerini dizmişler ve burada kurutmaya ayırmışlar. Yani hamam her yönüyle işlevini günümüze kadar sürdürüyor. Küleğin etrafında gezerken sokak arasında Tarhana tezgahıyla karşı karşıya kaldık. Bir teyzemize hemen yaklaşalım istedik çünkü bu özel tarhananın tarihe ait de birçok söylenecek sözleri var. Teyzeciğim, öncelikle bereketli olsun. Sağ ol. Adınız nedir sizin? Adım Hanım. Hanım. Vallahi bir hanım hanımcık duruyorsun, konuşacağız teyze senle şimdi. Kaç yaşındasın teyzeciğim? 82. 82 yaşındasın. Allah uzun ömürler versin. Şimdi bu tarhana biraz farklı. Her yörede olmayan, bu yöreye özgü bir tarhana. Dolayısıyla Beyşehirliler bunu bilir ama farklı bölgedeki insanların da ben bu tarhanayı öğrenmesini isterim. Çünkü bir sefer yemiştim ben. Çok da özel bir tarhana. Bu tarhayı nasıl yapıyoruz teyzeciğim? Ayranı ezeriz. Ataşa kuruz kazanda kaynatırız. Yarmayı da çektirir geliriz buğdayı. Ataşa salarız kaynağı kaynaşır. İndiririz. Soğudu muydu böyle yaparız. Elimizle yaparız. 5-10 kişi biriyiz yaparız. İşte bu kadar. Ondan sonra kamışları serersiniz. Burada kurur. Tabii çitin üstüne sereriz, kuruturuz. Müşterimize veririz. Mesela bunun kilosu ne kadar şu an için? Kilosunu 70'e veriyorlar. Tanesini 2 liraya veriyorlar. O caminin yanında satıyorlar. Öyle veriyorlar. Bu aynı zamanda kızartılıyor, çerezi yapılıyor değil mi bir de? Tabii kızartılır, yağda kızartılır. Bir de normal kırılarak çorbası yapılıyor. Tabii çorbası da yapılır. Yapılır, hepsi aslında yapılır. Beyşehir'in sokaklarında sizin gibi böyle birçok... Anılır bu, tarhana çorbası diye anılır. Tarhana çok yapılıyor o zaman değil mi bu bölgede? Çok yapılır. Efendim ayrıca Eşrefoğlu Camii'ne yerli ve yabancı birçok ziyaretçi akını devam ederken evdeki kadınlar da asla boş durmuyorlar. Tarhana yapıp, erişte kesip, el emeklerini, göz nurlarının nakışlarını hepsini Eşrefoğlu Camii'nin önünde gelen turistlere satmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla yine bir ekmek kavgası var. Yine bir ekmek kavgası. Bereketli olsun, inşallah hepsini satarsınız. Sağ ol, Allah razı olsun.